Değerli takipçilerimiz, Kaya Silah Osmaniye kanalımızda bugün sizleri Berata'nın polimer gövdeli APX modeliyle buluşturacağız. Son zamanlarda diğer tabanca üreticileri de polimer gövdelere yönlenmeye başladılar artık. PX4'ten sonra Berata APX modelinde polimer gövde olarak üretti. Tabancamız toplamda 1 artı 2 3 yıllık garantisiyle satışa sunulmakta. Polimer gövdeli tabancamız görüntü olarak Smith & Wesson'un Sigma modelini andırıyor daha çok. Ama Glock'un 17 modeline rakip olarak da üretilen bir tabanca. Dizayn olarak oldukça farklı. Glock 17 modelinden de 110-120 gram aralığında bir farkı var. Daha ağır bir tabancamız. Normalde bu tabancalar Glock 17'de dahil 17 artı 1 olarak üretilmekte ama ülkemize 15 artı 1 olarak geldi. Ama bundan sonra şarjör kapasiteleri bizde yükseldi. 17 artı 1 olarak gelir mi, gelmez mi? Tabi bilemiyoruz bir dahaki partide. Tabancamızın kutu içeriğinde bir adet temizlik fırçası mevcut. Berata'nın Berata logolu orijinal kilidi mevcut. Yedek şarjörümüz mevcut. Plastik hızlı dolum aparatımız mevcut. Şu şekilde bastırarak tabanca mermisinin dolumunu kolaylaştırıyor. Diğer polimer gövdeli tabancalarda olduğu gibi yine Berata kabzeyi genişletici elcikler koymuş. Üzerlerine de medium, large ve small olarak yazmış. Şu şekilde göstereyim ben. S yazan small. Üzerinde genelde medium takılı oluyor. Bu da large yazan, yani daha büyük el sahibi, elli olan kişilere kavrama kolaylığı versin diye. Şimdi siz değerli takipçilerimiz için tabancamızın sökülmesini göstereceğiz. Klasik Berata modellerindeki gibi çok basit tek parçadan sökülme imkanı bunda da var. Bu taraftaki pime hafif bastırıp tabancamızın sökme mandalını aşağı doğru çevirdiğimizde tabancamız otomatik olarak sökülmüş oluyor. Şu şekilde. Çok kolay. Daha sonra icra milimizi çıkarıyoruz. Namlumuzu çıkartıyoruz. Evet. Siz değerli takipçilerimizden en çok aldığımız sorulardan bir tanesi Berata APX modelinde bu parçaların nasıl değiştirileceği. Hani Glock'taki gibi değil bunlar. Malum görüyorsunuz. Glock'ta küçük bir pim. Bu pimi söktüğünüz zaman parçayı çıkarıp yerine daha büyük olan parçayı takabiliyorsunuz ama Berata biraz daha değişik. Kilit sistemi gibi bir sistem getirmiş. Şimdi siz değerli takipçilerimize onun nasıl söküldüğünü göstereceğim. Öncelikle bir ışığımızı açalım. Tabancamızın iç kısmında şöyle tutayım size. Şurada gördüğünüz gibi şuradan bir şeyle göstereyim. Nasıl tutabiliriz? Evet, şöyle. Daha iyi gösterme adına. Şurada bir dil var. Bu dili görüyorsunuz. Evet, bunu herhangi bir tornavida da olabilir. Sert bir cisimle iç kısımdan sola doğru itiyoruz iyice. Çektirdikten sonra alt tarafta kabzenin olduğu yerden yine sert bir cisimle bu parçayı çekerek çıkartıyoruz. Evet, bu aynen bir kilit gibi. Ön tarafta ittiğimiz uç kısım burası zaten. Daha sonra bu parçayı çektiğimizde parça geliyor. Dediğim gibi bu daha önce de söylemiştim size. Medium üzerinde genelde takılı olan parça medium. M yazar üzerinde.
Bir de örnek olarak gösterelim bir parçamızı. Mesela bu large olan, daha büyük el yapısına sahip olan kişilerin kullanacağı şu şekilde yerine oturtturuyoruz. Daha sonra yine alt kısımdan kilidi, şurada yeri var. Evet. Şu şekilde yerine oturtturarak, basarak yerine oturtturuyoruz. Yine bir pim yardımıyla sabitliyoruz. Parçamız sabitlenmiş oldu. Şimdi tekrar geri tabancamızı takmayı gösterelim. Namluyu yerleştirdik. İrca yayımızı getirdik. Basit bir şekilde yine diğer selefi, diğer beratalarda olduğu gibi. Takılması da çok kolay. Kızağımıza, üst kızağa alt kapağı yerleştiriyoruz. Tabancamızı geri çekip bıraktığımızda kendiliğinden herhangi bir ekstradan güç sarf etmeden tabancamız takılıyor. Kullanıma hazır hale geliyor. Bu tabancamızın toplam uzunluğu 192 mm. 142 mm yüksekliğe sahip. Şu şekilde. Taşımaya elverişli 33 mm de kalınlığı var. Polimer silahların içerisinde hemen hemen diğer tabancalarla aynı diyebileceğimiz yükseklik, uzunluk ve genişliğe sahip. Tabancamızı şarjörüyle birlikte tartalım. Şöyle bir önce resetleyelim. Evet. ...803 gram. Bir de emsal olsun diye Glock 17 modelimizi tartalım. 679, ortalama 680 gram civarında. Evet, Glock 17'den biraz daha ağır olan bir tabanca. Ama genel anlamda kullanıcılara pratik kullanım imkanı sunan, çift taraflı manevralarla geniş üst kızak çekme tırnaklarıyla kullanıma elverişli 3 noktalı gez arpacık sistemine sahip, tetik erişimi küçük 50'lere göre de uygun ve tetik emniyeti, Glock'taki gibi tetik emniyeti bulunan tabancamız gayet güzel bir şekilde yapılmış. Polimer gövdelerdeki özellikler bunda da var. İğne vuruşlu, horozsuz, iğne yaylı patlama sistemine sahip tabancamız. Başka özellik olarak söyleyebileceğimiz bunda değiştirilebilir kabze sırtlıkları gayet ideal. Ebat ve boyutlara da ideal. İğne kurulu göstergesi de mevcut. Ayrıca yine Beretta sistemlerinde, diğer tabancalarda da olduğu gibi tetiğe bastığımızda üst kızaktan çıkan bir parçayı da yine bunda görebiliyoruz. İlerleyen zamanlarda tabancamızın atışını da yapıp size atış hakkında da bilgi vereceğiz. Görüşmek üzere diyoruz. Teşekkür ediyoruz.